Haftanın son günü. Yine her şeyi dahildeyiz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz öncelikle ekranları başındaki bütün bizi izleyenlere ve siz değerli konuklarımıza. Sonra Çağla'ya bırakıyorum. Buyurun ben açtım. Benim lafım bu kadardı. Biz eskiden ne dans ediyorduk ya? Değil mi? Of vallahi yapalım, yapalım. Sabah sabah yemeğe önümüzdeki yemeğe hafta yapalım. Galiba biraz ekranlarda yaşlandık. Sen bana bale yaptırmıştın, hatırlıyor musun bale? Ne? Bale yaptırmıştın. Bale yaptırmıştın, yaptırmıştın. Şere şere girmiştik. Evet şöyle yapmıştık, onu da yapacağız efendim. Tamam yeniden yapalım. Efendim ekranlar başında şu anda bizleri izlemekte olan herkesi böyle yanıcıklarından öpüyoruz. Günaydın diyorum. Bugün neler var birazcık bahsetsen. Neler var söyleyeyim. Hocamız var. Yine bize bak, faydalı ne kadar bilgiler verecek. Evet, hocamız bak var. Cuma günü bugün biliyorsun. Mübarek bir gün. Hocamızla bir takım dini konular hakkında onun görüşlerini alacağız. Onun dışında bugün ne var sen söyle. Ali Tezer var. He. Ne konuşacağız Ali Tezer'le söyle. Çok önemli konular konuşacağız. Telefon bağlantılarımız da olacak aynı zamanda. Yine magazinde büyük bombalarımız var ama gerçekten bombalarımız var. Şöyle yapayım, böyle bu yaparlar arada... hep kıskanırdım onu. Program için telefonlarımız alttan. Aha şurada bak bak bak. Bak telefonlarımız şuraya geliyor. Alttan geçiyor, henüz ezberleyemedik. 328 31 06 ve 328 31 07 numaralardan bize ulaşabilirsiniz Ali Tezer'le sorularımız için. Sen bizim köprüyü gördün mü? Gördüm ya. Bizim köprüyü. Siz gördünüz mü köprüyü? Dün geçiyoruz köprüden. Ah ne güzel Boğaz manzarası falan diyor. O köprüye dün ne olmuş biliyor musunuz? İzlemek ister misiniz? Allah korusun çok Allah kötü bir şey korusun olabilirdi. Yani hepimizi ürpertecek görüntüler aslında. Bir görelim ne oldu. Yani tabii üzeri milyonlarca araba geçiyor tabii ki ama köprünün şimdi nasıl sallandığına bakar köprü mısınız? Köprü bayağı beşik gibi sallanıyor. İnanamadık, biz bu görüntüyü paylaşmak istedik çünkü geçtiğin yeri köprü diye geçme, tanı. Düşün altında binlerce... Kefali falan orada deniz var ya orada. Kefali, istavriti. Evet, bu arada tabii bir protesto sebebiyle bu kadar işte kamyon vesaire bir anda geçti ve köprüde inanılmaz bir sallanma oldu. Bak 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 bak, beşik ay, gibi sallanıyor. Beşik gibi sallanıyor. Bak bak bak. Yani bak, dün uzmanların konuşmalarını dinledim ben haberlerde. Eğer Allah korusun ters bir rüzgar ve şiddetli bir rüzgar esseydi köprü kırılabilirmiş de. Ne diyorsun ya? Tabii. Bayağı çünkü 2000 tane, 2000'e yakın kamyon orada protesto yapmışlar. Bir şeyleri protesto etmişler bilmiyorum. Haklılar ve haksızlar ama orada yaptıkları için bence bir hata etmişler. Bence de çok tehlikeli. Yani bu görüntü hepimizi ürkütüyor. Neyse. Sağla. Baksana. Ay 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 ay, inanılmaz. Bak, görüyor musun? İnanılmaz. Bayağı ne? Şey gibi ya, tüy gibi sallanıyor. Peki az sonra ne var hep birlikte görelim mi? Magazin masamız var bir de. Seyhan Erdoğan orada bekliyor. Seyhancım, benim telefonumu almış günler. Orada bekliyor. Aa, ne yapıyorsun? Seyhan Erdoğan bugün... Ne? Tuş kilidi var canım. Tuş kilidi var. Durma, hadi, şifresini hadi. Ben bile bilmiyorum. Ben biliyorum, öğrendim, açtım. 4 tane 0. 4 tane 0'la ben tuş kilidi yapar mıyım ya? Ben o kadar şey bağladım. Orada o kadar şey saklıyor. 4 tane 0'la kilidi yapacak. Neler var orada, neler var. Orada magazin masasını senin 6 aylık orada malzemen var orada. Bugün Seyran gerçekten mi? Öyle gece uyumadım. Bugün öyle mi? Bugün Alişan'ın malzemelerine gerek yok diyorsun. Eskiden eve gidince uyuyabiliyordum. Şimdi sürekli ekiple telefondayız. Tabii. Burada bir oda istiyorum ama odada yatak falan istiyorum. Yani öyle çalışmak yataklı zorundayım mataklı artık. Öyleli böyleli. Sana yataklı tren bileti alacağım. Buradan New York'a 6 ay orada git gel şu yataklı trende. Alişan'ım şöyle bir bakar mısın acaba neler var, az sonra görelim. Gel şuraya gidelim. Biz gidelim. Şimdi, izleyelim. Az sonra. Megastar Tarkan cephesinde beklenmedik gelişme. Eski aşk yeniden mi alev aldı? Olsun be güzelim, olsun aşkın salsalı belli olmaz. Tarkan hangi eski aşkıyla tekrar görüşmeye başladı? Sürpriz aşkın tüm detayları birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Sen aşk, çiçek, böcek, güneş, bulut. Motor tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ kaza yapıp ölümden döndü. Motosikletli kurye ile çarpışan Kıvanç Tatlıtuğ kask mı kurtardı? Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarının yüreklerini ağzına getiren şok kaza birazdan Her Şey Dahil'de. We'll be right back.
sellerin içinde sevdiğim odur. Kalbim onun için tak tak vurur. Bu görüntüler sadece Her Şey Dahil'de var. Kuşum Aydın'dan şok bir estetik operasyonu daha. Aman nazar değmesin belli mi olur? Yıllardır yaptırdığı botokslarla işte bu hale gelen Kuşum Aydın bu kez de yüzündeki bütün dolguları ve botoksları temizletmek için operasyon geçirdi. Yüzündeki dolgu ve botokslardan kurtulan Kuşum Aydın operasyonu canlı yayında anlatıyor. Kuşum Aydın'ın botoks temizliği birazdan Her Şey Dahil'de. Gido annesi Derya Tuna'ya tam 300 bin liralık araba hediye etti. Bu süper hediyeden çok Gido'nun bu parayı nasıl kazandığı konuşuldu. Gido parayı nereden buldu sorularına ne yanıt verdi? Derya Tuna'dan konuyla ilgili nasıl bir açıklama geldi? Birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Sahnede de şeker kamışı gibi böyle böyle yapıyor, dans falan edemiyor artık. Söyleyecek bir laf var ama. Diva Bülent Ersoy'un hakkındaki bu zehir zemberek açıklamalarına Süperstar Ajda Pekkan'dan nasıl bir yanıt geldi? Söyleyecek bir laf var ama. Süperstar'dan Diva'ya imalı cevap. Söyleyecek bir laf var ama. Birazdan Her Şey Dahil'de. Hande Ataizi sonunda muradına erdi mi? Ne yapayım? İstiyorum da çok çocuk. Tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan güzel oyuncu bebek mi bekliyor? Bir sen, biri ben, biri de bebek. Birazdan Her Şey Dahil'de. Ünlü türkücüden şoke eden açıklamalar. Nuri Sesi Güzeli kim? Neden ölümle tehdit ediyor? Ölüm tehdidi aldığını iddia eden ünlü türkücünün şok açıklamaları. Birazdan Her Şey Dahil'de. O 7'den 70'e herkesin sevgilisi. Emir Berke Zincidi geliyor. Oyunculukta kendini kanıtladı. Şimdi de şarkıcılığa soyundu. Öp öp doyamadım sinmeni kan gerdana. Bir çıkar ki meydana. Gel duyma şeytana. Bak 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 duramaz. Sevimli ve doğal halleriyle milyonların sevgilisi olan ekranların minik yıldızı Emir Berke Zincidi yepyeni sürprizleriyle birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Bak Allah havayı burnumuza kadar getirmiş bak. Dakikada 12 fırt çekiyoruz. 12 fırt. Eğer bu hava burada değil de markette olsaydı. Koş oğlum babanın havası bitiyor. Son tüpü kullanıyor. Babanı kaybedeceğiz. Çocuk gidiyor marketçi amca. Babam gidiyor. Ne olur bir kolye hava. Evladım son kolyeyi verdim. Sabahtan sahabe gelecek. Siz sağ olun adam gitti bile. Kapattı kontağı. Yani Allah bizi ne kadar çok seviyor. Biz de onu sevmeliyiz. Esprili ve sıcak üslubuyla gönülleri fethetti. Dinimize dair anlattıklarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Bizim gaye ve maksadımız dinimizi duyurmak. Bütün insanlarla paylaşmak. Bir öküz güzel bir çayır bulsa diğer öküzleri çağırmaz herhalde. Gelin beraber otlayalım. Ama insan çağırır. Herkesle paylaşmak ister. Doğru. Biz de bu hakikatleri paylaşmak istiyoruz. Türkiye milyonların sevgisini kazanan
çantacı Necmi abiyi konuşuyor. Sadece biliyor bizim ne yapacağımızı. E bilmese Allah olmaz zaten. Biliyor. Ama o bildiği için biz yapmıyoruz. Yapacağımız için biliyor. Anladın mı kızım? Aferin. Sağ olun. Tüm Türkiye ile ilk kez Her Şey Dahil ile tanışan araştırmacı yazar Necmettin İlgen, namı diğer çantacı Necmi abi birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Ne istiyorsunuz bizden? Aldığınız yetmedi mi? Bankalara kızdı, bu şarkıyı yazdı. Şu an faizsiz 200 bin lira. Bıkmadınız istemekten, size borcumuz bitmedi mi? Kredi kartı borcu. Lüks hayatında harcandı bu kadar, lüks yaşıyordu. Nasıl 200 bin lirayı buldu? Milyonlarca insan var ya, bu kredi kartı yüzünden hayatına son verenler. Ebru Aslan'ın trajik öyküsü. Birazdan Her Şey Dahil'de. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel geliyor. Babalar da artık doğum izni kullanabilecek mi? Devlet çocuk sahibi olanlara maaş mı bağlayacak? Çalıştıkça ve prim ödedikçe emekli aylıkları düşer mi? Tüm işverenler dikkat! Kimleri tam 4500 liralık ceza bekliyor? Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, merak edilen tüm sorulara canlı yayında cevap veriyor. Birazdan Her Şey Dahil'de. Maşallah programda yok yok. Hakikaten yok yok. Ben sadece sürdürücü konuşuyorum. Kesinlikle. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Önce neyle başlıyoruz? Kıvanç'la başlıyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ'la geçmiş olsun diyoruz önce buradan. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ'la. Çok büyük geçmiş olsun. Allah bir daha hem ona hem de hiç kimseye göstermesin. Evet. Dün akşam, nasıl olmuş? Dün akşam motosiklet kullanmaya başlamıştı sevgili Kıvanç Tatlıtuğ. Evet. Ama çok da güzel bir mesaj veriyordu. Kaskını hiç çıkartmadan kullanıyor. Biliyorsunuz İstanbul trafiğinde motosiklet en güzel. Hem zor ama hem de trafikte kalmamak için en güzel vasıtalardan biri. Daha çabuk gidebiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir veterinerimiz var. Hadi o zaman onu ben izleyelim. Sonra konuşayım. Onu bir izleyelim, ondan sonra konuşalım. Aynen. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim Kıvanç. Motor tutkusu neredeyse canına mal oluyordu. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ motosikletiyle kaza yapıp ölümden işte böyle döndü. Son dönemlerde motosiklet tutkusuyla gündeme geldi Kıvanç Tatlıtuğ. Önce Etiler'de kasksız motosiklet kullanırken yakalandı objektiflere. Bu görüntülerden sonra kaskını takmadan trafiğe çıkmadı Kıvanç Tatlıtuğ. Ancak bu sefer de motosiklet ehliyeti olmadığı ortaya çıkınca trafik cezasına çarptırılıp motosikletine el konuldu. Ancak hiçbir şey Kıvanç Tatlıtuğ'un motosiklet tutkusuna engel olamadı. El konulan motosikletinin ardından ehliyetini alıp 40 bin liralık yeni bir motosiklet edindi yakışıklı oyuncu. Kıvanç Tatlıtuğ'un motosiklet serüveninde aksilikler ne yazık ki yine bitmedi. Yakışıklı oyuncu dün Etiler'de bir kavşağa girdiği sırada karşı yönden gelen bir motokurye ile çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına işte böyle yansırken yakışıklı oyuncunun kasklı olduğu ve çarpışmadan hemen sonra ayağa kalktığı görüldü. Kazanın diğer tarafı Mustafa Işık ise bacaklarından yaralandı. Müzik
Kazadan sonra kasksız olan Mustafa Işık hastaneye kaldırılırken Kıvanç Tatlıtuğ da kendisine yardım etti. Hakikaten çok büyük istiyorsun bir kere. Kesinlikle. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan sonra işte ambulans gelene kadar orada kaldığını öğrendik. Bu gerçekten çok hani güzel bir mesaj ve tabii ki olması gereken bir şey. Çünkü insanlar hani trafik kazasından sonra kaçabiliyorlar. Hı hı. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Peki önemli bir yaralanma var mı? Önemli bir yaralanma, yok. Hayır, fakat konunun yani bu kazanın iki tane önemli detayı var ki bunları da zannediyorum. Zannetmeyeyim, biliyorum diyeyim, bizden öğrenecekler. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ'un oradaki şahitlerin bana söylediğine göre ters şeritte olduğunu o zaten, söylediler. O zaten bak görüntülerde belli oluyor. Bak Kıvanç'ın geldiği yöne bir tane trafik levhası var. Evet. Sağa gidilir diye. Hı hı. Oradan demek ki sağa gidiliyor. Soldan geliş yok. Yani sağdan yani. Sola dönmesi gerekiyordu galiba. Ama o taraf, bak sol tarafa doğru da arabalar gitmiş, orada park etmiş. Hayır. O sokaktan sola, o sokaktan gidiliyor. Orası ama Kıvanç'ın geldiği yer, o geldiği yer. Orası sadece bak sağa dönüş. Bak gördün mü? Ben gördüm. Anladım. Orası sadece sağa dönülen bir yer. Demek ki Kıvanç oradan geldi. Bir dalgınlık İkinci oldu. İkinci önemli detay da diğer sürücüyle, yani yaralanan sürücüyle alakalı. Hı hı. O da maalesef ki ehliyetsizmiş. Evet ve de şey mi o, kurye mi çocuk yoksa kurye, şey mi? Evet çok acı bir şey. Gerçi hani ehliyeti ehliyet dikkat demek değil. Ehliyet başkasının yani... canına saygı göstermemiz anlamına gelmiyor. Ama tabii ki ehliyetimizin bak, olması gerekiyor. Bak görüyor musun? Gördüm hani ve diyor ki Kıvanç Tatlıtuğ'a birebir görgü şahitlerinin cümleleri bu. İşte abi ne olursun polise haber verme, ehliyetim yok. Vurduğu çocuk diyor. Vurduğu çocuk. Aynen. Bir de üstelik bir duygu sömürüsü daha var. Çok yakında evleneceğim. Hani bir sorun olmasın. Bir de o cümleyi söylüyor. Ha, yazık ya. Ama yani, Kıvanç neyse, hastaneye gelmiştir Kıvanç inşallah. Hastaneye götürmüş, hastanede beklemiş galiba değil mi? Aynen öyle, bütün hepsini yapmış. En güzel ilgisini göstermiş. Ya bu motosiklet son zamanlarda ünler arasında çok moda ama. Her zaman. Emre de çok uzun yıllar motosiklet kullandı mesela. Hayır, ama çocukların ilgisi olduğunu görünce ve hani tedirginlikle mesela motorunu sattı, artık kullanmıyor. Türkiye'de çok motosiklet şeyi yok yani. Arabaların motosikletlere işte yol vermesi ya da işte motosikleti bir şey gibi görmüyoruz biz, anladın mı? Bir taşıma aracı gibi görmüyoruz. Kimisi öyle biraz görüyor, Türkiye'de kimisi tehlikeli. Birazcık daha böyle havalı olduğu için kullanmayı tercih ediyor olabilir. Benim motosiklet kullanan çok yakın bir kız arkadaşım var. Hep söylediği bir cümle var. Bunu sosyal medyada da paylaşır. Lütfen bizi fark edin diye. Hı hı. Ama benim de burada söylemek istediğim bir şey var. Ben de çünkü araba kullanan bir sürücüyüm. Motosiklet sürücülerinin de hani bizim onları fark edeceğimiz kadar motosiklet sürücülerinin de nasıl olsa bizim altımızda motosiklet var, bir şekilde kaçarız. Arabalar bize nasıl yol verirler? Diye, yol verirler düşüncesinde olmamaları lazım. Tamam, bu iki tane motosikletin kazası ama bunları da söylemek istedik. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ'a çok geçmiş ve, olsun. Daha kötü bir şey olabilir de Allah korumuş. Evet, Allah evet korumuş. Kesinlikle. Çok büyük geçmiş olsun. Hayranlarını korkutmuş. Evet. İnşallah. Kesinlikle. İnşallah bir daha böyle yaşamayız. Diğer sevgili ayrına geçebiliriz. Diğer konumuza geçelim. Geçelim. Niye öyle bir şey yaptın? Çünkü çok tatlı birisi ya, var sırada. Çok, yani müthiş, hani, müthiş bir enerjisi var. Çok güzel bir enerjisi var. Hani bir kere lakabı bile çok güzel. Kuşum Aydın. Evet. Cıvıl cıvıl bir insan işte yok yani. Evet. Ötesi yok. Şimdi doğru. Hemen konuya gireyim. Efendim Kuşum Aydın. Kuşum Aydın Bey. Böyle deyince daha tatlı oluyor. Sevgili Kuşum Aydın iki tane operasyon geçirdi. Yeni. Bir tanesini daha çok yeni geçtiğimiz günlerde geçirdi. Tüm Türkiye şu anda tek operasyon geçirdiğini biliyor. Bizim farkımızla bu ikinci ve son operasyonu, bir kere bunu hemen söylemek Nasıl istiyoruz. Nasıl bir operasyon Hemen bu? Söylüyorum. Bu bir yüz estetiği. Sevgili Aydın'ın yüzünde bu özellikle elmacık kemikleri ve elmacık kemiklerinin alt bölümüne doğru bu bölümde girintili çıkıntılı bölümler oluşmuştu. Fazla dolgu veya botoks dolgu maddesi var Aydın, sevgili Aydın'ın yüzünde. Evet. Bunu herkes yaptırıyor. Hani evet. Aydın'a özgü bir şey değil. İlla ki hani dolgu maddesi var derken üzmek anlamında söylemiyorum. Hayır canım, herkes yaptırıyor. Dolgu maddeleri zamanla zannediyoruz deformasyona uğradı ve bu
Aydın'la çok yakın olduğum için biliyorum. O onu rahatsız ediyordu, mutsuz ediyordu. Bu yaz ayının geçmesini bekliyordu. Operasyona girmek için. Ben de daha geç ameliyat olacağını düşünmüştüm. Erken oldu. Şu görüntü bakın. Bir öncekini ya da bir sonra gösterebilirsek. Ama yeni görüntüsü bizde. Hayır, yeni görüntüsü bizde. Evet. Biraz... Bakın bu yüz bir önce bu eski hali. Bu benim röportajım, ev röportajım. Bir önceki ameliyattan önceki hali. Şimdi ikinci yüzünü, yeni yüzünü hiç görmedik daha. Ne zaman göreceğiz? Bütün bandajlarla evde. Soracağız. Evde hala. Kendisi soracak. Şu anda attığımızda. Kuşum Aydın Bey, günaydın. Günaydın, günaydın. Asla bandajlı falan değilim. Birazdan sokağa çıkacağım onu bir kere. Senin bandajlı dedi. Yok, değilim yani bandajlı derken. Şöyle ben imza edeyim. Artık bu öncelikle... hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz size de. Gerçekten Alişan'la sevgili Çağla Şikeli tebrik ediyorum. Hani sabah başka seyredip de beni keyiflendirecek onlardan başka güzel bir program gerçekten yok şu anda. Sağ olun. Vallahi yok. Yani Seyhan için iki kelime söylersem Seyhan benim için çok özel bir dost arkadaş. Benim telefonumda müziği çalarken ayrıdır. Telefonun resmi özeldir. Aynen. Onun her zaman evimde, kalbimde, bütün bankamdaki paramda bile hakkı vardır yani. O kadar yakınız, akraba gibi. Bunu söylediği iyi oldu. Bu güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz valla. Çok mutlu ettiniz bizi. Aydın, çok teşekkür ederim. Ben konuya gireyim mi? Hadi gelin. Bize daha önce de konuk olduğunuzda da söylemiştiniz. Birçok programda da bunu söylemiştiniz. Ben yüzüme bir takım şeyler yaptım ama bunu kimseye tavsiye etmiyorum ve keşke yapmasaydım dediğinizi ben hatırlıyorum. Şimdi şöyle. Gerçekten ben genç görünümlü artık tabii ki genç görünümlü derken 40'lı yaşlardan yiyoruz da ama yine de konum olarak hani böyle taze görünümlü tiplerden biri kaldım. Hani çok böyle hani yaşlı, kırışık falan görünmedim. Ama tabi bu arada işte botoks yaptırttım, dolgu yaptırttım. Şunu da düzeltmek istiyorum. Yetkililer daha iyi bilir. Botoks temizlenen bir şey değil. Botoks yapılıp süresi geçtikten sonra tekrar tercihen yapılan bir şey. Yani kırışıklıkları azaltmak için. Evet. Dolgu yabancı bir madde. Yabancı bir madde değil. Bu kendi yağ dokunuz da olabilir. Ama benim heves ettiğim ve yaptığım yıllarda estetik ve bu dolgu ve botoks işleri çok çok yeniydi. Evet. Gelişmemişti. Benim bu kadar okul okumuş ve övünmeme rağmen demek ki cahil ve şımarık bir tarafım vardı. Estağfurullah. O dönemki imkanlarla onu yaptırdınız yani öyle diyelim aslında. Elmacık kemiği yaptırdınız değil mi Aydın Bey? Evet. Yani yüzüme elmacık kemiği. Zaten çok zayıftım gençliğimde. Gençliğimde derken işte 2000'li yıllarda. O zaman yüzüm çöküp durmasın diye yaptırdım. Fakat bir gün duş alırken yurt dışında böyle yüzümde bir hararet hissettim. O gün başladı. Meğerse ben alerji olmuşum ve yüzümdeki böyle maddeler morarmaya başladı. İşte o kötü. İşte o kötü. Ondan sonra bir geldim tetkik yaptırdım ki benim alerji yapmış. Benim aslında etmedi. İki yıldır yemin ediyorum hayatta çünkü bir annem kaldı. Böyle botoksla, estetikle hiçbir işim yok. Sadece tedavi yaptırıyorum. En sonunda, bu tedavi 2 senedir sürüyordu. En sonunda dolguların çok az kalan bölümünü de aldılar. Aydın tamamen Bey nasıl aldılar? Açık mı, kapalı mı merak ediyorum. Yani açık alınmaz ya yine. Hayır, mesela buradan açabilir, kulak arkasında. Hayır, hayır. Merak ediyorum. İstiyorsan yayından sonra gel, ben şimdi
Seyhan istiyorsan yayından sonra gel. Ben yeni albüm için Hülya Polat bana bir şarkı hazırladı. Evet. Stüdyoya gideceğim. İki tane küçücük böyle kesik var. Onun da üstü açık. Yani sadece morarma da yok sürüldü. O zaman. Öyle. Hayır. Kulağımda falan bir şey yok. İnceleyebilirsin. Aslında öyle buna bir estetik operasyon diyemeyiz mi? Yani. Deriz. Estetik dediğin kesme biçme işine giriyor. Burada öyle bir şey yok. Her şey artık estetik. Öyle mi? Giriyor. Şahla sana yemin ediyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir yerimi kestirmedim. Çok şükür. Evet yani hani böyle bende kesik hani ne kulağa gülme ne kulağımın ama çok arkasında. Özel bir kelime söyledin. Şu anda memnun musunuz? Önemli olan o. Şu anda geçti evet, mi o işte, güzellikler, morluklar, şişlikler? Son halimi görüyorsunuz. Çok şükür. Hayır bundan sonra bir operasyon daha oldu. Bu son haliniz mi Aydın? Son halim. Gayet iyi görünüyor. Çok güzel görünüyor valla. Peki. Lop gibi oldum canım. Cillop. Yumurta oldum. Yumurta. O zaman ilk bize eski, gelsin sevgili Aydın. Eski kuşum gibi oldum. Tabii biraz kilo aldım. Kilo alınca insan yine bir... işte onları vermiş şimdi. Şeyda Coşkun'un peşindeyim. Herkes onun peşinde. Paramı harcayacak yerim yok. Bari oraya harcayayım. Sen bana ver Aydın o parayı. Ben her sabah 6'da kalkar seni 2 saat yürütür gelirim. Oradan da programa gelirim. Ama bize geleceksin. Ne olur çok istiyoruz. Nasıl? Bize yani gelirsin değil mi anlamında? Tabii ki geleceğim. Şimdi şarkılarım bitiyor. Şarkılarım tamam. Bitsin. Tamam. Özel sürprizlerle geleceğim. Niye gelmeyeyim? Harika. Tamam, çok seviniriz. Peki. Çok mutlu oluruz. Geçmiş olsun diyelim. Aydın Bey uğur da getirsin size aynı zamanda İnşallah. Yeni yüzünüz. Sağ ol canım benim. Sen benim canımsın. Gerçekten iyi günde kötü günde. Seyhan sen gerçek bir dostsun benim için. Sağ olun için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten canım feda. Mahcup oldum çok teşekkür ederim. İyi programlar zevkle izliyorum. Çok gerçekten. Teşekkürler. Sağ olun bütün bize ekibinizi tebrik ediyorum. Ederiz. Hakikaten ışığınız da çok güzel. Bir kere bu ışık mest ediyor. Güzel ışık olsun. Herkes kendini çünkü güzel görmek istiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Size yemin ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Muhteşem bebek gibi görünüyorsunuz. Özellikle Çağla tabii ki. Çok teşekkürler güzel sözleriniz için. Hoşçakalın. İnşallah bundan sonra hiçbir sorun olmaz. İnşallah. Öpüyoruz Tek çok. Tek ameliyatı böyle keyfe keder olsun bundan evet. Aynen, sonra. Aynen. Yok tövbe. Bundan sonra tövbe diyor sevgili Aydın. Peki. Evet. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz. İyi günler diliyoruz. Öpüyoruz. Teşekkürler. Derya Tuna'ya ve sevgili İdo'ya geçmek istiyorum ben hemen. Geçelim canım. Kuşum Aydın'ın arkasından. İdo bir araba almış galiba. İdo bir araba almış. Derya Hanım da demiş ki bugün çok mutluyum. Oğlum bana hediye aldı. Şimdi bunun için görüntülerimiz var. İzleyelim sonra bu cümlenin arkasından neler olmuş ve haberler konuşalım. Çıktı onları görelim. Haydi bakalım. Derya Tuna'ya Amerika'da müzik eğitimi gören oğlu İdo'nun tam 300 bin lira değerinde bir araba hediye etmesi sosyal medyada günün konusu oldu. Her şey Derya Tuna'nın bugün benim en mutlu günüm, oğlum bana çok değerli bir hediye aldı demesiyle başladı. Zira sözü edilen bu değerli hediye tam 300 bin liralık süper lüks bir arabaydı. Çok kişi Amerika'da eğitim gören ve annesi Derya Tuna'yla babası İbrahim Tatlıses'ten aldığı harçlıklar dışında geliri olmayan İdo'nun böyle bir hediyeyi alabilecek 300 bin lirayı nereden bulduğunu merak edince açıklama yine İdo'dan geldi. İdo açıklamasında arabanın parasını kendim verdim. Annemden ve babamdan aldığım harçlıklarımı biriktirmiştim. Öğrenciyim ama bazen DJ'lik de yapıyorum. Oradan da gelen parayı harcamadım dedi. Buna geçmeden bir şey söyleyeyim. İdo benim gördüğüm yani hepsi Seda ablanın oğlu da öyle mesela Olcan da öyle İdo da öyle. İkisi de gerilerini tanımıyorum gerisini ama hakikaten çok saygılı çok. Ve çok efendi bir çocuk. Çok.
yani sadece annesi de babasına değil herkese çok saygılı. Aynen öyle. Hani beni nerede görse gelir abiden hani öper şey yapar. Sadece beni değil hani görüyorum onların yaşayışlarını. Son derece düzgün yaşayan çocuklar ikisi. Ben sevgili Oğulcan'ı tanımıyorum ama yani İdo benim gerçekten kardeşim gibi. Kardeşim olsaydı bu kadar severdim. Bir kere hani o boyunun uzunluğu, o endamı insan görünce gurur duyuyor. Aynen ve İbrahim Tatlıses ismini hakikaten İbrahim abi gururla hani oğlum diyebileceği bir insan. Çünkü İbrahim Tatlıses ismi çok büyük bir isim. Derya Tuna ismi çok büyük bir isim. Evet, o da hiçbir yanlış yapmadan. Uzun ömürler versin. Çok güzel bir evlat yetiştirmişler. Amin. Yani insan gururla izliyor. Şimdi bu evlat konuya... Ya evlat gibisi var mı vallahi? Onu en güzel sen anlarsın. Evet, vallahi şuradaki öyle. Üç kişiden. Yani hani isim veya birinin şeyi olmak önemli değil aslında ama olsun, öyle evlat değil mi? Yok. Yine de hani sonuçta o ismin oğlu, o ismin kızı olacağı için. Yani avantajları, dezavantajları mutlaka vardır. O tabii ki ayrı bir sorumluluktur. O tabii ayrı bir ağırlıktır ama Derya Hanım için de hani İdo onun canı, ciğeridir. Tabii gurur vesilesi tabii ki canım, hiç fark etmez kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Şimdi öyle bir hale geldik ki bir yerden bir cümle duyalım. Sonra bunu hemen üstüne atlayalım, eleştirelim. Vuralım, kıralım düşüncesindeyiz. Siz yapıyorsunuz işte onu. Bunu biz yapmıyoruz. Aynı şekilde Türk halkı da internetten olsun, Twitter aracılığıyla olsun. Bayılıyoruz tabii. Yani bizi geçmiş durumdalar. Doğru. Hani biz işimiz gereği popüler kültürün içindeyiz, yapıyoruz ki biz bile hani kırmadan, göçertmeden yapıyoruz ama insanlar hiç kesinlikle sosyal medyanın bu kadar çok fazla kullanılmasından sonra herkes kendinde aslında bir yorum yapma hakkı evet. Gördü. Herhangi bir şey olduğu her anda direkt böyle herkesle evet. ilgili. Sanki evet. babamın oldu yani bana yazın. Onun evet. bilmem nesi her şeyle ilgili herkes magazincilik yapıyor aslında. Aynen öyle. Şimdi sevgili Derya Tuna demiş ki oğlum bana hediye aldı. Hemen oğlum. Dediler ki okumuyor mu? Evet okuyor. Yani bir anne bunu... Hediye ne canım? Araba. Aa çok güzel. Ama bak şimdi kendimiz olduğumuz zaman her şeye hakkımız var. Ama konu ünlü birisi olduğu zaman en küçük bir cümlede hata yapma yani yanlış söylemeye ya da şaka söylemeye hakkı yok. Öyle oluyor genelde. Şimdi sevgili evet. İdo bir kere sevgili izleyiciler yurt dışında ve burada DJ'lik yapıyor. Evet parasını kazanıyor. Parasını yani kazanıyor. Belki şu anda belki çok büyük para kazanmıyor ama kazanıyor. Belki okul ihtiyacını da çıkarıyor oradan. Belki de tabii. Arkasında aslan gibi babası var. Babası var ya. Tabii. Aslan gibi de annesi var. Annesine güzel bir hediye yapmak için babasından yardım almış olabilir. Annesinden yani de almış olabilir. En doğal şey. Önemli olan düşünmesi tabii nitekim, ki. Nitekim konuştum. Sevgili Derya Hanım'ı aradım. Dedim ki Derya Hanım nedir bunlar? Ben dedim böyle düşünüyorum yani harçlıklarını biriktirmiştir. Harçlığı da herhangi bir insanın harçlığı gibi olacak değil tabii yani. Ki. Amerika'da popüler bir isim çocuk olduğu için aynı zamanda yine DJ'lik yaptığında da aynen öyle. Sayılı paralar mutlaka alıyordur yani. Doğru iz üzerinde olduğumu öğrendim. Babasından aldığı da destekle böyle bir araba alıyor. Ayrıca annesine de aldığı belki bir hediye de yok. Kendine aldırmış arabayı. Hayır, belki de krediyle de almış olabilir. Atıyorum %20'sini peşin yavaş yavaş ödeyecektir. Yavaş yavaş ödeyecektir. Ne olacak yani? Ya biz tabii değil şu an hani çok tatlı, ama yani iyi niyetli ve sevdiğimiz insanlar da olduğu için. Hani nasıl yaklaşıyorsak evet. Bir başka ünlü annenin, ünlü çocuğun da cümlesini duyduğumuzda hemen diyorum ki ben eleştirmeyelim. Aynı sıcaklıkta, aynı hani, şeyde yaklaşmak lazım. Doğru biz kendi, mesela benim yeğenim var ondan biliyorum 5 yaşında. Ben ona para verdiğimde bana gidip de bir sakız aldığında ah demiyor muyum? Kaan'ın bana hediye almış. O da ondan ben mutlu de, oluyor. Ben de annemi askerdeyken almıştım. Anneler aynen. gününde. Canım. Araba. Evet. Aslanlar gibi. Askerdeyken almıştım. Telefon açmıştım arkadaşlarıma. Suzan abla arabayı izliyorsa falan şey yapmıştım. Buradan çok. Öpüyorum annemi. Askerdeyken çekiciye bindirttim arabayı. Arabayı bizim evin önünde indirttim. Sonra ankesörde bekledim annemin beni arabasını. Ne kadar güzel. Ay, ne güzel ya. Arada. Peki inşallah İdo'da. Bir dakika. Derya Hanım attı. Hadi ya. Evet. Aa. Derya Hanım. Günaydınlar olsun. Günaydın. Günaydınlar. Nasılsınız? Siz ne şekersiniz, ne kadar güzelsiniz. Yürekleri güzel, kendileri güzel. Bir yakışıklı, iki tane güzeller. Çok güzeli. Teşekkür ederim. Ne güzel konuşuyorsunuz. Sabah sabah bizi böyle... Çok güzel, hak eden, çok zevkle izledim. Çok yani İdo için güzel şeyler söylediğiniz için değil, doğru şeyleri de söylediğiniz için çok duygulandım. Biz tamamen gerçekten şimdi kendi hissettiklerimizi söyledik. Anneme hediye aldım deyince gözlerim doldu. İnşallah bütün evlatlar, bütün herkesin çocuğu hayırlı olsun.
İyi bir evlat olsun. İnşallah. Ben onu çok böyle açmak istemiyorum o konuyu ama. Nasıl istersen. Bir daha harçlıklarıyla mı aldı? Tabii ki harçlıktan böyle araba alındım. Onun sizin de söylediğiniz gibi babası var, annesi var. Kredili araba alınıyor biliyorsunuz. Çok güzel Elişan söyledi. Bu çocuk sahneye çıktı. Hani DJ'lik yaptı. 3 kuruş 5 kuruş parasını biriktirip ona peşinat vermiş olamaz mı? Ayrıca bana değil kendisine aldı. Evet. 300 milyar değil onu da söyleyeyim. Çok çok daha aşağıda bir araba. Sizi çok seviyorum. Çok güzel program yapıyorsunuz. Dayancım sana da hayırlı uğurlu olsun Çağla'cığım, Alişan'cığım. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Uzun zamandır, belki çok çok uzun zamandır televizyonda hiç görmedik sizi ama eğer gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir gün mutlaka sizi ağırlamak istiyoruz. Hiç üzmeyin söz. Valla ben sizi çok seviyorum. Gerçekten çıkmıyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Çünkü ben bir şey yapmıyorum. Bir şey üretmiyorum. Onun için de çıkmak istemiyorum. Olsun, siz Derya Tunas'ınız. Ama size misafir olup gelip hani gelin. Bir çayınızı bir kahvenizi zevkli. İçebilirim orada. Her zaman belli. Tamam istediğiniz Derya zaman. Derya Hanım inşallah İdo kendi parasını kazanır ve gerçekten i̇nşallah. Sevgili Alişan gibi size. Alişan gibi bana o da hediye alır inşallah. Siz bir hediye alır inşallah. İnşallah canım benim. Siz de sizi seviyorum Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Her şey ediyoruz. Güzel görünüyor sağ ekrandan. Olun. İnşallah içinizdeki her şey böyle güzel olsun. Sağ olun. Amin. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bay bay. Böyle. Ben yemin ediyorum. Ya ne kadar çok böyle. Niye böyle ben? Size yemin ediyorum ben iyice ben zaten çok böyle duygulu bir anne olduktan sonra bu sürekli tavuk gibi geziyorum sen ya. Sen süt vermeye biri başladıktan şey sonra böyle oldu. Evet sütten sonra oldum. Biri bir şey söyledi hemen tüylerim. Vallahi öyle oldu ama ya. Evet ama doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır, annelik, her duygusal konuşmadan bu kadar yakın oturuyoruz. Sürekli tüylerim kalkıyor. Bunda problem var acaba? Hiçbir doktorlar şey yok. Ne kadar güzel ya duygusallık. Çok acayip oldum ben. Ne senin oldu bana fabrika ayarlarına yani. Geri dönmen lazım. Bana bir tüyler bir şey oldu. Bir reset Alişan. Harika. Ama hani bizim Derya Hanım dedi ya İdo için söyledikleriniz hakikaten ne yağcılık ne de başka bir şey için ben değil. Görünen köy kınamız istemez. Ben o Şişli'de görünüyor. Bir alışveriş merkezindeyim. Biri geldi sarıldı. Normalde bakın yani en büyük iddiaya girerim. İnsanlar birbirlerini gördükleri zaman görmezden gelirler. Ki bu kişi bir erkek ve delikanlı. Bana selam verdi ve ben onu görmedim. Bu onun ne kadar özel biri olduğunu evet. daha net gösteriyor. Hı-hı. Çünkü evet, bunu hepimiz yaşamışızdır. Görmezlikten gelir geçer gideriz. Allah annelerine babalarına bağışlasın. Amin. Evet. Şimdi Tarkan'a yeni geçelim. Yeni bir konumuz Tarkan. Sevgili Tarkan mega starımız. Yeni sevgilisini mi açıklıyoruz? Yeni hayır sevgilisi... yeni değil. Eski sevgilisini ama dur yani niye şu an. Niye pat diye söylüyorsun? Ama heyecanlıyız. Ay, biz ya, magazinden biz anlamıyoruz şey belki. Ama. Estağfurullah. Bu lafı böyle çeviriyor ediyor bir şeyler alttan böyle bir şeyler. Biz yapamıyoruz. Tansiyon veremiyorum ben. Açıklıyorum. Ben hemen söyle. Tarkan eski sevgilisiyle barışmış. Ben söyledim hızlı söyledim. Eski sevgilisiyle barışmış mı? Mı? Mı'sı var. Ha mı'sı var mı? Bunu sen var. Biliyor musun? Ama mı'la haber yapma burada Seyhan ya. Ben yapmadım yaptılar canım. Şimdi özel haberimiz değil. O yüzden bana çok yüklenme. Tamam. Öyle mi? Bu konuda. O zaman bir haberi izleyelim bakalım. Veterimiz var zannediyorum. Bakalım. Ona bir bakalım hatırlayalım. Haydi. Eski aşk yeniden mi alevlendi? Megastar eski aşkına geri mi döndü? Olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Kim bu sayfası yeniden açılan eski sevgili? Akıllarda soru işareti bırakan ve gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeyle çalkalanıyor magazin dünyası. Megastar Tarkan'ın 14 yıl önce büyük aşk yaşadığı eski sevgilisi Cezayir'le Asya'yla yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi. Tarkan, Cezayir'le eski aşkıyla yeniden mi görüşüyor? Şşş, kuzu kuzu geldim dilince kapandım dizlerine bugün. Albümleri, konserleri ve şarkıları kadar yaşadığı aşkları da hep merak konusu oldu Megastar'ın. Her zaman ciddi ve uzun süreli birliktelikler yaşıyor, aşklarını göğsünü gere gere sergilemekten de çekinmiyor Tarkan. Megastar'ın yaşadığı en büyük aşkı ise hiç şüphesiz avukat Bilge Öztürk'tü. 7 yıl süren birlikteliklerinde kameraların karşısına hep el ele göz göze çıkıyorlardı. Ancak peri masalı 2008 yılında bitti.
Tarkan ve Bilge Öztürk sürpriz bir şekilde ayrıldı. Hani deyim yerindeyse severek ayrıldı onlar. Ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar uslu durmaz. Bilge Öztürk'ten sonra uzun süre hayatına kimseyi sokmayan megastarın şarkıcı Nil Özalp'le de adı anıldı bir dönem. Ancak çift birlikte hiç görüntü vermedi. Ve geçtiğimiz gün ortaya atılan bir iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü. İddiaya göre Tarkan 14 yıl önceki aşkıyla yeniden görüşmeye başladı. Eski aşk alev mi aldı? Kader bizi ayırsa da bir gün kalpler bir olacaktı. Megastar Tarkan, Cezayir'le Asya ile Paris'te bir gece kulübünde tanışıp 1,5 yıl aşk yaşamıştı. Şimdilerde ikilinin yeniden görüşmeye başladığı ve yurt dışında buluştuğu iddia ediliyor. Hiç böyle sevdin mi sen hiç böyle oldun mu? Baş eğdim yine aşka ama bu son saygı duruşu. ...14 yıl önceki aşkına dönmüş mü? 14 ben, yıl ya. Alişan 14 yıl öncekine dönmüş. Ben bu konuyu direkt sana bile bağlayabilirim. Nasıl mesela? Yazıklar olsun. Yazıklar. Diye. Niye dönemedin? Bu yakışıklılıkla. Hadi 5 yıl önceki olsun. Bu yakışıklılıkla 14 yıl önceki aşkıma niye döneyim ya? Niye? 14 yıl önceki aşkım olsun. Şimdi şey olmuştur. Yani 14 yıl geçmiş aradan bir yıpranmışlık sen, vardır. Niye? Olur ya. Ha? Sen yıprandın mı? Bak cillop. Ama ben erkeğim. Ne oluyor yani erkek olunca? Erkek kendisinden küçük. Kızda, ben 14 yıl önce bana göre daha kötüydüm, daha çirkindim. Öyle deme öyle. Kadınlar daha çok yaşlanır diye bir imaj var ya herhalde. Onu söylemek istiyor. Şekilcilik işte bu. Çok şekilcisin. Neyse, yüreğini özlemedin mi? 14 yıl önceki sevgilin kim seni ya? 14 yıl önce ben hayatta mıydım? 14 yıl önceki sevgilinin ismini hatırlıyor musun? 14 yıl önceye git 2000 yılı. 2000? 2000 yılı üniversitede bir aşkım vardı evet. Üniversite zamanında. Adını şimdi canlı söyleyeyim. Tamam peki şu anda o kendisi. Zaman sevgili Tarkan'a. Şu an kim bilir evlenmişimdir ne olmuştur. Sevgili Tarkan'a dönelim 14 yıl önceki aşkıyla birlikte olduğuna dair iddialar var. Sevgili Tarkan gizlenecek. Tarkan attığımızda. Tarkan. Günaydın. Öyle bağırırlar değil mi konserlerde. Şaka. Sevgili Tarkan asla gizlenecek biri değil eğer... 14 yıl önceki sevgilisi asla ya da bilmiyorum. Asla gizlenecek biri değil mi? Evet. Hiçbir yerde görmüyoruz hayır, ki. Hayır. Sevgili ya. Tarkan sevgilisiyle el ele tutuşur. Anladım. Ama tabii kaçamak mı görüntü verir yoksa hani bilerek mi onu bilemem. Ama Tarkan aslanlar gibi yaşar. Bunu aslanlar gibi gösterir. Çünkü hep böyle oldu. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada hani bir küçük hatırlatma daha yapayım. Paris'te tanışmışlardı Cezayirli Asya. Hı-hı. Ve 1,5 yıl çok büyük aşk yaşamışlardı. Bu nereden çıkmış? Aa, aynı şekilde aynı zamanda. Dedikoduların çoğunun nereden çıktığı belli olmaz. Hı. Ama bir genelleme yapacak olursak daima sanatçıların yakınlarından çıkar. Hı. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz lafı olabilir mi? O da olabilir ama bazen ateş olmayan yerden peki, dumanlar şey olabilir çıkabiliyor. Mi? Belki kız geldi İstanbul'a geldi Tarkan'la bir görüştüler. Kız gitti belki İstanbul'u gezmeye geldi. Ziyaret Tarkan da tanıdığı için. Olabilir. Bu da böyle bir dedikodu. Hepsi olabilir ama doğruysa da büyük ihtimalle hep Tarkan'ın yani sanatçının yakın çevresinden çıkar. Ha, niye fesatlık yapıyorsun? Belki fesatlık doğru değil. Yapmıyor canım. Doğru. Fesatlık yapmıyorsan olur. İzleyicilerimizi bilgilendiriyorum. Yani. Çünkü... Doğruysa mutluluklar değilse mutluluklar yani. yani. Aynen öyle. Aynen öyle mutlu olsunlar çünkü evet. Çok seviyoruz Tarkan'ı. Evet, yani tabii canım, konserlere baksanıza bu sene yani 2 hafta önceki konserlerde merdivene bilet satıldı. Aynen öyle. 6 gün üstte değil mi? Evet. Müthiş, merdivenlere de... bilet satıldı. Düşünebiliyor musunuz? Hani çok pek çok sanatçıya çok... kısmeti olmayan bir şey. Merdiven de 70 liraydı biliyorsun değil mi? Evet aynen. Ne? Merdiven 70 lira. Merdiven 70 lira. Vay merdiven 70 lira. Diğer biletleri alıyorsunuz minderinizi merdivene oturuyorsunuz Tarkan'ı seyrediyorsunuz. Çok da sattı merdivenler. Yani bir de işte. Bir sonraki konserde eğer yer olmasa yangın merdivenlerini saçacaklar. Alişan ya. Her zaman dinlenir. Müthiş bir sesi var bence. Evet Tarkan'a mutluluklar diliyoruz. Çok da keyifli diliyoruz. İzlemek, dinlemek. İlişkisi olsa da olmasa da. Diğer aynen. Konumuza geçelim. Haydi geçelim. Konumuz var. Bir de konuğumuz ve annesi bizlerle evet, birlikte olacak. Evet küçük bir konuğumuz evet. Var. Az sonra kim olacak? Ali Kaptan'la çok meşhur oldu. Onunla izledik. Bir oyuncu, küçük oyuncu. Emir Berke. Osman. Osman olarak tanıyoruz küçük onu. Küçük Osman. Az ve? Sonra bizlerle birlikte olacak ama. Annesi de gelecek. Annesi de gelecek. Önce Osman'la ilgili, Emir Berke'yle ilgili haberimiz var. Buyurun.
O 7'den 70'e herkesin sevgilisi. Emir Berke Zincirli geliyor. Oyunculukta kendini kanıtladı. Şimdi de şarkıcılığa soyundu. Öp öp de uyuyamadım. Sinmene kan gerdana. Bir çıkar ki meydana. Gel de uyuma şeytana. Bak 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 duramaz. Sevimli ve doğal halleriyle milyonların sevgilisi olan ekranların minik yıldızı Emir Berke Zincidi yepyeni sürprizleriyle birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Minik konumuzu ben almaya gelirim sansız. Peki efendim. Emir Berke Zincidi ve annesi Sevgi Zincidi geliyor alkışlarınızla. Bak. Gel buraya gel. Gel bakayım buraya. Gel buraya bak. Yürüyüşe bak bak. Bak bir de kıyafete bakar mısın? Artist adamın her yerinden artist akıyor. Oh maşallah gel böyle. Siz de buyurun Sevgi Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ne haber? Sağ olun. İyi. Nasıl gidiyor? Güzel. Okul? İyi. Buradan çıkıp okula. Sonra okula gideceğiz. O yüzden erkenden aldık ki seni dersleri yetiştirmek için. İyi. Sen uzun zamandır ekranda da yoksun. Hangi dizide yani? Diziler mizler. Var mı dizi var. Oynayacak mısın? Var. Şimdi sürpriz diyorsun. Onları. Hadi oturalım evet, konuşalım o zaman. Hadi, hadi geç bakalım. Bak nasıl büyümüş ya boya bak. Bu hep böyle zayıf mı? Yiyor hep, mu? Hep ama bak böyle ben gördüm zayıf. Bunu sabah elinde bir tostla bana geldi. İşte günaydın falan dedik elinde tostla. Bir saat sonra bir daha geldi tosttan yemin ediyorum iki ısırık almış. Yememiş ama yiyemiyorum diyor. Evet yiyemiyorum. Ama yiyemiyorum biraz şey iştahsız mı? Biraz mı? Çok. Ya. Ama evet. bize de kandırdı. Bak, ben ne yesem yaramıyor bana diyor. Ben kilo yesem alamıyorum diyor. Kilo alamaz olabilir ama. Tost elinde bir saat süründü. Bak iştahsızlık tabii. Başka bir şey. Tabii. Benim oğlan bir tane şey yani şey büyük oğlum o da çok iştahsız. Ya ona bir tane tutuyor şey böyle saatlerce. Ben böyle, sana yemin bak, ediyorum burası ben. Böyle bak bak tabii. Böyle. O yana koy. Ben böyle tabii yapıyorum. Böyle bastırıyorum onu oraya çünkü yesin diye. Ama bir tane şey var vitamin. Onu sana vereyim onu sonra. Sen bana ver. Bayağı işe yaradı. Çünkü biz hiç bayağı almıyoruz. Hatta okulun ilk günü artık ikiye geçtik. Bundan küçükler birler gelince tabii bir sevindi ben abi oldum sevdasına. Abiye bak Allah'ım. Yalnız abiye bak hepsi bundan büyük. Şortun nereden aldın sen? Ben de oğlumu alayım. Nasıl yakışmış Allah'ım yani. Pantolon, ayakkabılar. Helal de anne ne aldın? Annem uzman. Anne bak uzman ya, mı? Ya. Sen nesin peki? Akıllı mısın ben sen? Ben de giyimci. Sen giyiniyor musun? Ben giyinciyim dedi. Giyinci giyiniyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela bu tişörtü kim böyle katladı? Annenin fikri mi babanın mı? Anne ya. Anne. Annenin. Renk seçiminde annen mi karıştı? Annem. Hiç görmedin mi peki, peki bunları alınırken? Peki bir şey söyleyeceğim alınırken? Mesela benim oğlum şey yapıyor. Yani asla ama renk seçimimi izlemiyor. Ben alıyorum mesela. Ya da şişt, ne? İsim, İsim yok. Ben kucağımı alayım böyle kapatırım. Evet, İsim yok. İsim yok. Benim, bak öyle. Sevgi Hanım benim oğlumda mesela ben ona dışarıdan alışveriş eskiden alıyordum giydiriyordum. Şimdi bak geldi 4 yaşına yaklaştı ya alışverişteyiz. Oğlum bak bu nasıl güzel falan. Bu ne ya ben bunu alacağım. Hiçbir şeyi bana aldırmıyor. Hiç, her şeyi kendi seçiyor. Her ben şeyi kendi ne giydirirsem onu okay, giyiyor. Evet çok beğeniyor. Ayakkabı da sadece artık böyle giymek istiyor. Ha, böyle bilekli bilekli mi? Evet böyle senin giymek istiyor. Senin tarzını yiyeyim ben şöyle ya. Şöyle bir uzatsana ayaklarını görelim nasıl bakalım bak ayakkabı. Bak hele bak. Sizce bu kimin ayakkabısına benziyor? Kimin ayakkabısı? Kimin ayakkabısına benziyor? Benten mi? Kim? Kimin? Bentenleri falan geçtik. Bentenleri geçtiniz tabii değil mi? Ben kim o kim o kim? Kimin İkiye geçtik. Kimin ayaklarına benziyor? C ile başlıyor. Kim? C ile başlıyor. C ile başlıyor. Başlıyor. Marka söyleyecek. Sorma hayır, kimin ayakları. Marka değil. Biri demiyor. Biri diyor. Şarkıcı biri söyleyecek. Şarkıcı. C ile. J ile. George. Yabancı mı? Yabancı. Yabancı. Justin. Justin. Bieber. Seninle röportaj yapmışlar bizim ekibimiz. Hiç hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Sen az yemek yiyorsun söyledim sana. Sana hatırlatalım bilene. Şöyle bir bakalım. Konuşmuşsun. Bakalım.